ve bugün 15 yıldır altyapı yatırımlarımızı yaptıysak, ekonomimizin kırılganlığını giderebildiysek, ciddi ayaklarının üzerinde duran bir ekonomik anlayışla karşı karşıya kalabilmişsek, hele savunma sanayimizi önemli oranda millileştirebildiysek, kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı demeye başladıysak, milli helikopterimizi, milli tankımızı kullanmaya başladıysak, bunun arkasında geçmişimizden ve kültürümüzden aldığımız güç yapmaktadır. Savunma sanayi demişken bir konuya değinmek isterim. Bakınız, kıymetli arkadaşlarımız, biz terörle mücadele ediyoruz. Ve teröristle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele ve teröristle mücadele zordur. Her geçen gün imkan ve kabiliyetlerinizi arttırmak zorundasınız. Hepiniz hatırlıyorsunuz. İsrail'den insansız hava uçaklarını aldığımız günlerde hangi zorlukla karşılaştığımızı, tamir yapılması gerekirken tamirin aylarca sürdüğünü, terörle mücadelemizin akamete uğratıldığını hatırladığımız günler 50 yıl, 100 yıl öncesinde değil. Yakın bir zaman dilimi içerisinde. Bugün savunma sanayimizi millileştirmek Türkiye'nin en önemli politikalarından bir tanesidir. Biz bugün insansız hava uçaklarını kendimiz yapıyoruz. Silahlı insansız hava uçaklarını da kendimiz yapıyoruz. Allah'a hamdolsun. Kimseye elimizi uzatmıyor. Bu belki de gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en onurlu vesikalarımızdan bir tanesidir. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Bir yıl önce İçişleri Bakanlığımızın iç güvenlik çerçevesinde havada uçup da teröristleri yukarıdan keşif ve istihbarat yapabilme saati ayda 10-15 saati geçmiş. 20 saati geçmiş. Şimdi kaç olduğunu söyleyeyim. Bakın en son haftada 620 saat. Bu ayda 2500 saat. Sabah saatlerine kadar, gece saatlerine kadar 24 saat kesintisiz bu işi devam ettirmektedir. Birileri bundan rahatsız olmuş. Ve savaşta bile bu kurallar uygulanmaz diyor. Savaşta demek. Yani biz PKK ile savaşıyoruz öyle mi? Öyle zehirli bir kelimedir ki bu. Bu kelimenin anlamı şudur. PKK bir terör örgütü değil. Allah korusun onların dilinde PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile eşit şartlarda savaşabilecek bir yapının sahibi. Aslında silahlı insansız hava araçlarını bir şekilde suçlamaya çalışırken terörle yaptığımız mücadeleden incindikleri apaçık ortadadır. Bunu açık söyleyeyim. Ana Muhalefet Partisi'nin bu milletvekiline acilen çağırıp ağzını payına vermesi lazım. Tekrar söylüyorum. İyi ya. Sivil insanlarımızı öldürecekler. Öyle mi? Sadece ekmek kazanmak için birisinin elektriğini bir yerden bir yere bağlayabilmek için gidebilecek silahsız masum insanları öldürecekler. Bir tek sesiniz çıkmayacaksınız. Sonra adalet diye yürüyeceksiniz.